Haberimizde de belirttik. CHP'li Muharrem Erkek, YSK üyelerine baskı yapıldığını iddia ederek hedefini İçişleri Bakanı Soylu'yu ve Adalet Bakanı Gül'ü aldı. Erkek'in o açıklamasından sonra İçişleri Bakanı Soylu suç duyurusunda bulundu. YSK üyelerinin telefonla arandığını iddia etmiş, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için baskı yapıldığını öne sürmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Muharrem Erkek için suç duyurusunda bulundu. Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız. CHP'li Muharrem Erkek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almış. YSK'ya baskı iddiasını dile getirmişti. O açıklama sonrası ilk tepki Adalet Bakanı'ndan geldi. Adalet Bakanı olarak YSK'yı aradığım yalanını reddediyorum. Bu seviyesizliği kınıyor, kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bakan Soylu'ysa sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Bu yöntemle bir başbakan ve iki bakan astıran, milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yı baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum. Soylu'nun suç duyurusuyla YSK üyelerine baskı polemiği bir başka boyuta taşındı.